Merhaba. Ali arkadaşım. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beyaz saçlı en güzel yakışıklı kadın diyorum. Hep öyle diyorum. Hayır, sen çift arkadaşım. Çok öpeyim, bir sağlık, çok öpeyim. Kız, merhaba. Anıları mücadelemizi yaşatacak. Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı, İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgül Uçar ve zindanlardan yeni çıkmış sevgili Sebat Tuncer aramızda. DEM Parti, parti meclis üyelerimizden. Pakize Sinemillioğlu ve Ahmet Yıldız aramızda. Mersin İl Eş Başkanları Bedriye Kuş ve Reşat Aşan İl Saymanı Yılmaz Güney, Adana İl Eş Başkanları Helin Kaya ve Saffet Demir, Örgütlenme Eş Sözcüsü Yaşar Demir, Kadın Meclisi Sözcüsü Şükran Efe Türk, önceki dönem parti meclis üyesi İbrahim Sinemillioğulları, Yeniden Yaşam Hareketi Ahmet Güdem ve Ali Çoban, Güney Almanya Kaşanlı Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu'ndan Ali İlik, Gökçen Tanrıverdi. Malatya önceki dönem parti il eş başkanlarımız Medet Kılınç ve Betül Kılıç aramızda. Hepinizi yeniden selamlıyorum. İl eş başkanlarımız Sultan Kara ve Halil Hoşoğlu'nu buraya davet ediyorum saygılarınızla. Aynı zamanda ben bir Aleviyim. Bir Kürdüm. İnancımı da yok sayıyor. Sadece etnik kimliğimi değil, inanç kimliğimi de yok sayıyor. İşte sevgili arkadaşlar, biz aynı zamanda var olma mücadelesi veriyoruz. Bunun için bize bedel ödetenlere karşı tabii ki mücadelemiz, direnişimiz devam edecek. Bu bir varlık meselesidir. Ve bir onur meselesidir. Onuru, insanlık onurunu asla yere düşürmedik. Bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bu vesileyle direnen zindandaki tüm yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar, tabii Maraş çok ağır bir deprem yaşadı. Biz bu süreci cezaevinde izledik. Cezaevindeyken de geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletmiştik ama ilk kez sizlerle yüz yüze geliyorum bu vesileyle de. Gerçekten bu korkunç deprem aslında öldürmüyor. Tabii ki bu ülkenin kötü yönetimi insanları öldürdü, katletti. Yaşadığımız bu süreç bizim açımızdan çok büyük acılara ve travmalara neden oldu. Ben deprem sürecinde yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Sizlere başsağlığı diliyorum. Ve bu süreci biz birlikte dayanışma içerisinde ancak atlatabiliriz. Süreç atlatılmış değil, hala acılar taze, hala kolay ve deprem süreci bize şunu gösterdi. Aslında merkezi uygulamaların, merkezden yönetimin sorunları çözmediğini, daha da ağırlaştırdığını gördü. Orada müdahale edin denilmediği için, Ankara müdahale edin demediği için, Tayyip Erdoğan müdahale edin demediği için burada binlerce can toprak altında kaldı. Kurtulabilirken sağ çıkabilecek durumda olanlar ne yazık ki sağ çıkmadı. Birlikte yapabiliriz. Bakın bize ne dayatıyorlar? Savaş, zulüm, açlık, yoksulluk. Aralarda konuşuyoruz. Ben çıktığımdan beri sahadayım. En çok söylenen söz ekonomik kriz. İnsanları bir tas çorbaya muhtaç hale getirdiler. İkincisi, insanlar ülkeyi terk ediyor. Özellikle gençler. Çünkü bu ülkeyi yaşanmaz kıldılar sevgili arkadaşlar. Kimse Türkiye'de yaşamak istemiyor. Oysa burası Türkiye, Kürdistan o kadar güzel bir coğrafya ki, o kadar zengin ki. Ama bu zenginlikleri biz faydalanamıyoruz. AKP hükümeti bütün zenginliklerimizi çaldı.
bizi açlığa, yoksulluğa mahkum etti. Bakın Van'a gittim. Van Kalesi bu halkın, değil mi? Halkındır. Halk eskiden gidip geziyordu, orada festivaller yapıyorduk. Şimdi önüne bir bank koymuş. Oradan para alıyor. Kültür Bakanlığı. Ah damara öyle. Kürdistan'daki bütün zenginliklere. Peki nereye gidiyor bu para? Vanlılara mı? Ağrılılara mı? Dersimlilere mi? Maraşlılara mı? Hayır. Nereye gidiyor? Ankara'ya gidiyor. Bütün zenginlikler çalınıyor. Bakın bu bir sömürge hukukudur. Yerelde halk bunu faydalanmıyor. Biz niye sen bu halkın değerlerini pazara sunuyorsun? Niye bunu alıp değerini çalıyorsun dediğimizde de biz terörist oluyoruz. Suçlanıyoruz bununla. Ama aynı zamanda o şeyde sokakta insanlar açlığa mahkum. İşsizlik almış başını gidiyor. İnsanlar geleceğe dair güvensiz. En önemlisi de sevgili arkadaşlar, insanlar korkuyor. Konuşmaktan korkuyor. Halay çekmekten korkuyor. Şarkı söylemekten korkuyor. Maça gitmekten korkuyor. Bir korku cumhuriyeti yarattılar. İşte biz buna karşı mücadeleyi hep birlikte geliştireceğiz. Ya var mıdır bir halk kendi ana diliyle şarkı söyledi, halay çekti diye, türküler söyledi diye onu alıp hapsetmek, onun çocuklarını alıp hapsetmek. Bu bir zulümdür, faşizmdir arkadaşlar. Bu işkencedir, zulümdür. İnsan hakları ihlalidir. Asla kabul edilemez. Ankara'da kurdurduğu Alevilere kulağını kapatan Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Cemevi Başkanlığı Madımak katliamının devamıdır. Gazi katliamının devamıdır. Dersim katliamının devamıdır. Yeni bir Alevi katliamının fermanı gibi Alevilere kulaklarını, yüreğini kapatan sünni bir zihniyetle Alevileri yönetmeye, Alevileri asimile etmeye, Alevileri kendisine biat etmeye davet ediyor. Biliyoruz Kürdistan'daki hiçbir cemevi oraya kapısını açmadı, açmayacak. Bu bakanlığı kurabilmek için kendi elleriyle sahte cemevleri kurdular. Sahte cemevlerini bütün Alevi toplumunun talebi diye getirip cemevi başkanlığına bağladılar. Alevileri inkardan, asimilasyondan vazgeçmeyen, cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeyen, Alevilerin Alevilere dönük yürüttüğü katliamlarla yüzleşmeyen bir iktidarın hiçbir mekanizması Alevilere de, Alevi inancına da hizmet edemez. Bunun farkındalığıyla söylüyoruz. Aleviler kendi mücadelesini, kendi inançlarını nasıl dünden bugüne yaşattıysa bundan sonra da yaşatmaya devam edecek. Öyle bir zaman gelecek ki her birimizin evi bir ibadethane görevini görecek. Çünkü geçmişte de böyle geldik. Kürt sorunuyla ilgili burada bulunan bütün arkadaşlarımızın, bütün dostlarımızın yaşı yetiyor. 2013-15 yılında bir müzakere süreci yaşandı. İmralı'da Sayın Öcalan'ın, karşı tarafta devletin bütün kurumlarının yer aldı. Ne dediler? Türkiye'de bir gerçeklik var dediler. Kürtler bir gerçeklik. Kürdistan'a dair kabulleri vardı. Bu sorunun çözülebileceğine dair yol almaya hazırız dediler. 2013-15 yılında Türkiye'de yaşayan bütün halklar ve inançlar bu sorunun çözülebileceğine kanaat getirdi. Ve biz o dönemde şunu yaşadık. Milliyetçiliğin bitmediği ama en aza indirgendiği, ekonomik sıkıntıların bitmediği ama en aza indirgendiği bir süreci hep birlikte yaşadık. İnsanlar rahatça yan yana oturup, insanlar rahatça farklı siyasi fikirlerini birbirlerine söyleyebildiler. O süreçten devlet vazgeçti. Çünkü kendi iktidarının ayakta kalabilmesi için ezmesi gereken toplumsal kesimler var. 100 yıllık tarih bunu Kürtler ve Aleviler olarak tescilledi. Ama biz ikinci yüzyılda Kürtlerin ve Alevilerin ezilen kesimler, ezilen inançlar olmasına değil, bu ülkenin iktidarına ortak olan, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu demokrasiyi, adaleti, barışı, hoşgörüyü inşa edecek güç olarak tesis etmek durumundayız. Yani yeni süreci birlikte inşa etmek durumundayız.